Coşkun Kıvılcım ben. Müzikle uğraşıyorum. 5 sene Bülent Ersoy'a emek verdim. Kendisinin söylediği gibi herkese çalan müzisyenlerden değilim. Kendisiyle 5 seneden beri çalışıyorum. Malum başımıza gelen Kıbrıs işinde oluşan sahte PCR durumundan dolayı 21 arkadaşımla beraber mağdur olduk. Çok zor durumlar yaşadık. Allah kimseye vermesin böyle bir durumları. Zor bir süreçti yani. Ya şimdi bizim orkestra şefimiz var. Tabii ki grubumuz da var telefonumuzda. Her zamanki gibi mesaj geldi. İşte 28'inde iş var diye. Biz de tabii ki PCR testinin nasıl yapıldığını bilen insanlarız. Cahil insanlar değiliz. Biz düşündük ki bir ambulans gelecek, bizim buluşacağımız bir yerde bizim PCR'larımızı yapacaklar diye düşünürken tekrardan bir mesaj geldi. Arkadaşlar bu evraklarla çıkılıyormuş, 2 aşı yeterli dendi bize. Bizim bütün arkadaşlarımız da tabii okey verdi. Ondan sonra biz günü gelince havalimanına gittik. Ondan sonra tabii ki 10 arkadaşımız geçti. Onlar geçtikten sonra bir arkadaşımızla öyle ufak bir sürtüşme gibi bir şey oldu oradaki çalışan elemanlarla. Bizim evrağımıza baktı, sonra bilgisayara gidip baktılar. Bu PCR'ların sahte olduğunu söylediler bize. Biz de orada anladık bu durumu. Sonrasında tabii o geçen 10 arkadaşımızı geri çağırdılar. Bizi sorguya tuttular. 12 saat orada kaldık. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. İlk defa müzisyen insanların parasını değil sevdiği şarkıları çalar. Bu söz herkes bilir bunu. Biz bilmeyiz yani. Bu konuda cahil insanlarız. Tabii ki herkes bir telaşta malum. Bizi 12 saat orada tuttular dediğim gibi. Ondan sonra işte sorgular. Dediler ki bize işte bir şey yok, hiçbir durum yok. Keyfinize bakın falan filan. Konser bizi otobüsle getirdiler konser yerine. Biz konsere biraz geç çıkıldı. Tabii ki biz çıktığımızda sahneye Bülent Hanım bir saat bir sahneye çıkmadı. Biz o arada tabii insanlar biraz öfkelendi, müşteriler. Laflar söylemeye başladı Bülent Ersoy'a. Biz enstrümantal çalarak insanları yatıştırmaya çalıştık ama ve sahnede kahkahalar atarak işte bu aptallar da içerideydi o yüzden geç geldi diyerek bizi orada aşağıladı. Sahnede mi yaptın? Evet, sahnede bunun görüntüleri de var. 210 bin TL karşılığında bizi şey bıraktılar, Serbest bıraktım. serbest bıraktılar. Böyle bir durum oluştu o süreçte. 4 günün sonucu bekledik. 4 gün sonra karar anı geldi. Biz mahkemeye gittik. Karar açıklandı. TC uyruklu yabancı vatandaş olarak zaten şey yapmaları, yargılamaları çok zorumuza gitti. Biz TC uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Orada biz çok kötü olduk o durumda. Yani şu an bile bu durumdan bakın nasıl oldum. Ben Türkiye Daha Cumhuriyeti maaş aldınız. vatandaşıyım. Başka bir şey değilim yani. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bir ayda cezaevinde kaldınız. Cezaevinde yaşadık. Toplam 62 gün Kıbrıs'ta Evet, geçirdiniz. Ne aynen. zaman buraya döndünüz? 3 gün falan oluyor. Kendime gelmeye çalışıyorum ben de. Arkadaşlarım da dahil ki. Kendimize gelmemiz çok zor. Yaşadığımız süreç çok kötüydü Peki çünkü. bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra Bülent Hanım diye bir şey hayatımızda kalmadı. İstemiyorum da olması. Tabii buradan da müzisyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Rica ediyorum size emek veren, bakın Ceylan Hanım gibi işte hiçbir alakası olmayan bir insan ben mağdurum diye bana sahip çıktı mesela beni tanıdığı için. Böyle solistlerle çalışın lütfen rica ediyorum arkadaşlarımdan, müzisyen arkadaşlarımdan. Ben Bülent Ersoy'a şöyle seslenmek istiyorum. Biz Bülent Ersoy'dan para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Biz onunla o işe gittik. Bizim arkamızda olabilirdi. Geride adam bırakmak olmadı diyorsunuz. Olmadı. Kim, hangi arkadaşım ondan para istemiş ki? Böyle bir durum oluşmadı yani. Sahip çıkılmak başka bir şey yani. Bunu yapmadı. Biz ona çaldığımız için bizim arkamızda durması lazımdı. Durmadı. Biz de böyle bir durum yaşadık yani.